dinlediğiniz Gurbet Postası'nda başkent Ankara'da değerli Nevşehirli hemşehrilerimizle buluşmaya, tanışmaya devam ediyoruz. Ve şimdi DSE'yi genel müdür yardımcımız Nevşehirli değerli hemşehrimiz Murat Dağdeviren'le birlikteyiz. Efendim merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Sizleri gördük, daha iyi olduk, biz de mutlu olduk. İki varsınız, iki buradasınız diyorum. Çok yani. Teşekkür ediyoruz. Evet. Gönül kapısınızla birlikte bizi öncelikle en güzel şekilde ağırladığınız için size teşekkür ediyoruz. Evet. Tabii ki dünyanın dört bir tarafında Nevşehirli hemşehrilerimizin evet. yer alıyor olması, gerek bürokrat, gerek iş dünyası, gerek siyaseten ülkemiz ekonomisine, ülkemiz değerlerine değer katan hemşehrilerimizin bir olmak gerçekten bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Bu bağlamda biz de Nevşehirli gündemin adresi fifahaber.com olarak şu anda ekranları başında izleyen değerli hemşehrilerimiz Kozaklı'dan, Ürgüp'üne, Avunosu'ndan, Gülşehir'e kadar evet. dört bir tarafından ki Nevşehirli bir gökkuşağına benziyor, 7 ilçesine beraber evet. hepsinin ilçesi de ayrı bir güzel, güzel değil mi yani? Var. Ama biz şimdi Nevşehirli merkezden çıktık yola diyoruz. Şifa Kapısı, Termal Kapıcı'yla, Kozaklı, Kanlıca'da ki evet. bizim dahil sistemin tek geçtiği tabii. yerdir. Çok tarihi istasyonumuz var. Kesinlikle. Kesinlikle. Evet. Tabii Kanlıca toprağının verdiği, Nevşehirli'nin verdiği bir uzun yıllar tabii ki bir hemşehrilik şeyimiz var. Oluşumlar. Evet. Bu manada Ankara'da da gördüğünüz kadarıyla yine Nevşehirlik ruhunu yaşatıyorsunuz. Evet. Şu anda bizleri izleyen Nevşehirli hemşehrilerimize buradan neler söylemek istersiniz? Evet, öncelikle ben herkese selam ve sevgilerimi iletmek istiyorum buradan. Tabii bizler tabii kamu çalışanları olarak ülkenin dört bir yanında hizmet ediyoruz. Ben de görev süren boyunca gerek Artvin'de, gerek Adana'da, gerek Diyarbakır'da, gerek Ankara'da çeşitli vazifelerde bulundum. Tabii bu vazifeler memleket toprağı kutsal biliyorsunuz bizim için. Her yere hizmet etmemiz gerekiyor. Nevşehir'de tabii bizim DSE'nin yatırımlarından önemli derecede faydalanabilecek bir ilimiz, potansiyeli var. Özellikle sulama yatırımları, tarımsal yatırımlarla ilgili olarak. Bizim bağlı bulunduğumuz kuruluş Tarım ve Orman Bakanlığı. Tarım ve Orman Bakanlığı yatırımları özellikle Nevşehir'de içme suyuyla ilgili olsun. Gerekse çeşitli taşkın kontrol ve sulama yatırımlarıyla ilgili olsun. Devam ediyor. Tabii hemşehrilik, Türkiye'de hemşehrilik mutlaka belli ölçekte vardır. Bu yanlış bir şey de değildir aslında bakacak olursanız. Biz de tabii memleketimizin bir takım özel problemleri veya çözüm olması gereken hususları olduğu zaman yönelim milletvekilleri zaten bakanlığımızla sürekli irtibat halindeler. Önden mesela geçen hafta Ziraat Odası başkanlarımızın bir ziyareti oldu. Sayın Bakanımızın başkanlığında bir toplantı yapıldı. Ve biz de o toplantıya böyle bir kurumun temsilcisi olarak katılmak tabii bizlere de gurur verdi. Neler yapabiliriz anlamında. Elimizden geldiği kadar daha böyle bir pozitif yaklaşmayalım. Tabii gayret ediyoruz. Hemşehrilerimizde olması vesilesiyle tabii onları kırmak daha da güç oluyor bizler açısından. Bu da gayet güzel, normal. İnşallah bu işlerimizi daha güzel bir şekilde yürütürüz. Nevşehir'deki yatırımlara daha böyle bir hız vererek oradaki problemleri daha kısa zamanda çözeriz diye ümit ediyorum. Elimizden geleni de bu konuda yapıyoruz. Bundan da şüpheniz olmasın. Gerçekten bu kadar güzel duygu düşüncelerinizi evet. anlattınız artık. Benim fazla soracak bir sorum kalmadı ama evet. Halihazırda Nevşehir'le bağlantımız devam ediyor mu? Eşiniz, akrabalarımız kaldı mı acaba? Bizim şöyle, hani babam asker olmasından dolayı çok küçük yaşta böyle bir astroya hazırlama okulundan birlikte çıkmış. Tabii büyükler rahmetli, annem rahmetli. Dolayısıyla böyle hani bir de gurbetçilik Nevşehir'de biliyorsunuz vardır gurbetçilik. Evet. Onlar çoğusu böyle Almanya'ya falan giden amcalar falan olmuş. Büyükler de rahmetli olunca bağlar ister istemez tabii oldukça kopmuş durumda. Ama tabii biz Nevşehirli oluşumuzu hiçbir zaman unutmuyoruz yani. Gönül bağımız en azından tabii sürüyor. Aynen. Ama bu anlattığım yolculuk uzun bir yolculuk. Üniversite hayatından başlayan işte Artvin'de 7 sene, işte Trabzon'da 4, Artvin'de 7, Adana'da 6 sene. İşte ömrün baktığınız zaman işte bizler de 17 yaşından itibaren bu yolculukta bir gurbet yolculuğuna çıkmışız aslında sizin tarif ettiğiniz şekliyle. En sonunda Diyarbakır'da görev yaptım. Oradaki 2 seneden sonra son 2 yıldır da yine Ankara'ya dönmüş olduk. Ama aile büyüklerimiz falan hepsi
Ankara'da ikamet ediyorlar bizim. Öyle diyebilirim size yani. Her ne kadar kopmuş olsanız da değişik şekilde Kazan'ın en kanatlarında geldiğiniz başkenti bir taraftan ülkemizi hizmetlerinizi devam ederek diğer taraftan da neşirlik ruhunu burada genç Ankara Neşeler platformuyla beraber, derneğimizle beraber de yürütüyorsunuz. Bugün akşam bir Neşeler toplantısı var. Doğru. İkiz Kuleler'de Sayın Ziya Ağaç'a başkanla beraber Sayın Ali Parmaksız'ın da ev sahibi yapacak. Bu manada da aslında memleketimize biz FIFA'lar vasıtasıyla silahlayın için inşallah sizleri tekrardan memleketinize davet edip oranın bir Neşir çömlekli kuru fasulyesi ya da Neşir kalısını birlikte yemek için memnuniyetle isteriz. Aynen. Bu gönül bağınızı, bu güzel gönlünüzü bize açtığınız için gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Son olarak burada Neşir halkına neler söylemek istersiniz? Mesajlarınız nelerdir? Buyurun. Öncelikle tabii Nevşehir sizin de bahsettiğiniz gibi bir öncelikle sevginin, hoşgörünün hakim olduğu bir kenttir. Yüzyıllardır bu sevgi ve hoşgörü ikliminde yoğrulmuş insanların memleketidir yani Nevşehir. Ülkemizin turizmine çok büyük katkıları, önemli katma değerleri vardır. Sadece turizmle değil aslında tarımla da çok büyük değer oluşturmaktadır, katma değer oluşturmaktadır. Tabii Nevşehir'in halkının, aslında İç Anadolu halkının genel özelliği de böyle kanaatkar olmasıdır. İnşallah yani onları daha güzel günlerin bekleyeceğini düşünüyorum. Özellikle devletimizin yaptığı, yapacağı yatırımlarla birlikte, bunların zaman içerisinde daha da güzel bir şekilde hayata geçmesiyle birlikte o yörenin daha da kalkınmasını arzu ediyoruz tabii bizim hepimiz. Bizim burada bulunduğumuz süre içerisinde de bu yolda bizler de bir şeyler yapabiliyorsak, yapabilirsek zaten ne mutlu bize diye düşünüyorum. Bizim tabii çok çok özel mesajdan ziyade aslında bizim bulunduğumuz konum itibariyle yapmamız gerekenlerden dolayı vermemiz gereken mesajların daha doğru olacağını düşünüyorum. Hepsine sevgilerimi, saygılarımı arz ediyorum hemşehrilerime. Saygılar sunuyorum onlara hepsine. Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de şu anda özellikle değerli hemşehrilerimize buradan DSİ Genel Müdür Yardımcısı Murat Dağdemir'e misafir olduk. Bu samimi sohbetleri için, ev sahibi için teşekkür ediyoruz. Milletimize olan hizmetlerini Ferhat Naşin'in gibi aşkıyla, millete olan bağlılığıyla beraber inşallah söylediğiniz gibi dağları bilinecek ve inşallah güzel hizmetlere vesile olacaktır diyoruz. Çok teşekkür ederiz. Evet, ben teşekkür ederim dediğimiz gibi. Yani bu işler hep ekip işi. Bizim de bağlı bulunduğumuz bakanlık da hakikaten o konuda oradaki yatırımlar konusunda oldukça açık. Bizim yöremizin milletvekilleri de geliyorlar. Yani arada sizle konuştuğumuzda da söyledim. Yani bunlar zaten bizim bakanımızla Doktor Bekir Fakdemir'le en son geçen hafta bir toplantıda gerçekleştirdiler. Özellikle Ziraat Odaları Başkanlarımızın bir takım sıkıntıları ve çözüm arayışları vardı. Onlarla ilgili. Bunlar masaya yatırılıyor. Bütün bakanlığımızın bağlı kuruluşları, bunların yöneticileri onlarla karşılıklı olarak görüşüyorlar. Toplantıların, bu görüşmelerin, zaten bu diyaloglar olduğu sürece, aradaki sıcak ilişkiler olduğu sürece zaten bu iyi bir şekilde yürüyecektir diye düşünüyorum yani. Burada dediğimiz gibi bizi hemşeri olmaktan dolayı mutlu eden bir durum söz konusu ama burada zaten bizim bakanlığımızın hangi bürokratı olsa aynı şekilde aynı davranış biçimini gösterir, aynı sıcaklığı gösterir diye düşünüyorum. Çünkü hepimiz farklı memleketlerdeniz bizim genellikle. Farklı memleketlerden işte Samsunlu genel müdür yardımcımız var, Giresunlu genel müdür yardımcımız var. Yani hepimiz Adanalı genel müdür yardımcımız var, Erzurumlu var. İşte aslında hepimiz aynı damarda akan kanız diye düşünüyorum. Yani dolayısıyla memleket hepimizin, bu özellikle dediğimiz gibi bizim temel amacımız, kurumsal anlamdaki temel amacımız özellikle altyapı yatırımlarını hızlı bir şekilde tamamlamak. Orada tabii biz bu yatırımları tamamlarsak zaten işte barajlarımızı, göletlerimizi, sulamalarımızı, işte taşkın kontrol yapılarımızı inşallah bizim çocuklarımız daha teknolojiyle atıyorum daha başka onları daha başka bir gelecek bekleyecek diye düşünüyorum ama o geleceğe ulaşmak için de öncelikle altyapının tamamlanması gerekiyor. Bu kaynaklarımızı en etkin ve sürdürülebilir bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Bunu sağlayacak olan şu anda emek edecek olan nesil biziz. Bizden sonraki nesiller de inşallah bunun üzerine daha başka şeyler, daha büyük katma değerler koyarak ilerleyeceklerdir diye düşünüyorum.
Ben özellikle teşekkür ediyorum tekrar ziyaretiniz için. Biz tekrar teşekkür ediyoruz. Özellikle bizim Anadolu'nun o yoğrulmuş, ham, kent pişmiş aşırıyla beraber insanlarımızın o yöresel bir şeysi vardır. Devletçi, vatan sevgisi, bayrak sevgisiyle birlikte. Bu manada özellikle hemşehrilerimizi siyaseten bir yerlerde olması biz ne kadar mutlu ediyorsa, bürokrat noktasında da bizleri Nevşehir'i en güzel şekilde temsil etmesi bizleri daha çok gururlandırıyor. Bu konuda inşallah gerek siyaset, gerek bürokrat, gerek iş dünyasıyla bir çıta oluşturup Nevşehir'in sesini tüm Türkiye hizmet noktasına oluşturarak bunun bayraktarı olarak sizler bu görevlerde başarılı oldukça biz de tüm Nevşehir'i olarak bunun gururunu yaşayacağız diyoruz. Ve bir kez daha teşekkür ediyoruz. Her şey gönlünüzce olsun efendim. Ben teşekkür ederim. Güler yüzünüz için öncelikle. Ayağınıza sağlık. Tekrar şeref verdiniz siz de bu makamda bizle birlikte olduğunuz için. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Eksik olmayın.